Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda birazcık ilginç bir şeyle karşınızdayım. Yani ne zamandır böyle bir şey çekmek istiyordum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir de bu anlatacağım şeyler tabii ki de şey böyle çok spesifik bir şey olduğu için çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Ve GitHub gibi yerlerde bile çokça böyle tartışılan bir şey. Çünkü versiyon uyuşmazlığı gibi şeyler olabiliyor. Bugün konumuz arkadaşlar Flutter'da Unity'yi nasıl eşleştirebiliriz? Yani Unity'de bir projemiz var diyelim. Bir sahnemiz var. Örnek veriyorum. 3 boyutlu bir objemizi döndürüyoruz mesela. Bir bu ürünün kendisi gibi düşünelim. Bu bir mesela şey diyelim. Örnek veriyorum. Bir ayakkabı var. Ayakkabı modeline bakacağız. Modelini de 3 boyutlu olarak tasarladık. Böyle baktık. Bir mini uygulama gibi. Flutter'da da bir uygulamamız var. Ürünleri listeleyen filan. Mesela sipariş verecek olan kişi girdi. 2 boyutlu resime bakmaktansa 3 boyutlu o haline bakmak istedi. Bunu da biz Unity'de tasarladık ve 2 uygulamayı da şey istiyoruz diyelim ki. Örtüştürmek istiyoruz diyelim. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Ya da bu bir mümkün mü? Evet mümkün. Öncelikle arkadaşlar Unity'yi bilgisayarınıza kurmanız lazım. Ama burada şöyle bir uyarı yapmam lazım arkadaşlar. Bu videoyu çektiğim sırada birazdan yapacağımız işlemler long term support versiyonunda yapmanızı tavsiye ederim. Ara bir versiyon kullanıyorsanız olmayacaktır. Çünkü ben aslında 2024'ün 4 ikinci versiyonu muydu, 4. versiyonu mu ne? Onu kullandım. Şunu kullanıyordum yani. Şu 2.5 pardon. 2.5'i kullanıyordum. Bunda olmadı mesela. Buna indirdim. Olmadı. LTS versiyonuna çektiğim zaman olmaya başladı anca. Birazdan sebebinin de neden olduğunu da açıklayacağım zaten ben. Şu andaki mevcut halinde çalışmasının da sağlamak için bir takım değişiklikler yapacağız hatta. Şimdi ilk öncelikle kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Kurulum sırasında muhakkak şuradan add modus deyip arkadaşlar bu tiki koyduktan sonra altta SDK, NDK ve JDK'nın da tikini kurmayı unutmayın. Çünkü birazdan yapacağımız işlemler hem NDK'yi de ilgilendiriyor, JDK'yı da ilgilendiren işlemler. Kurulumun ardından arkadaşlar şimdilik bu kısım duracak. Ardından ben size şimdi buraların nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben bir örnek proje yaptım. Çalıştığından emin oldum. Öyle gireyim dedim. Sizin karşınıza çıkayım dedim. Şimdi yeni bir Flutter projesi oluşturacağım arkadaşlar. Ya ben burada proje oluşturdum zaten. Niye öyle bir saçma bir şey söyledin ki? Masa üstünde diyelim ki arkadaşlar ben bir tane uygulama projesi oluşturdum. Diyelim ki Flutter, Unity, YouTube. Merak etmeyin arkadaşlar ben bu videonun altına koyacağım zaten şey açıklamalar kısmına koyacağım GitHub linkini. Oradan da indirip inceleyebilirsiniz. Şimdi projemizi oluşturduktan sonra bir yandan da cihazım bağlı. Benim gerçek cihazım bağlı. Bu cihazı emülatörde yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü emülatörler şey olarak grafik kart olarak Unity'yi çalıştırması için normal bir cihazla yapmanızı öneririm. Zaten uyarı veriyor. Çalıştırmıyor zaten. Projemiz bir oluşturursun. Kendini bir yaratsın ilk önce. Bu işlemin ardından zaten şey yapacağız. İlgili pluginimizi ekleyeceğiz. Projemiz oluşturuldu. Bir sıkıntısı yok. Güzel. Buraya geliyorum arkadaşlar. Benim daha önceden kullandığım biliyorsunuz PubSpec diye assist diye bir şeyim vardı. Buradan Flutter Unity Widget diyorum. Bu bizim Unity sahnemizi gösterecek olan widget. Bir kütüphane. Açıkçası çok güzel yazılmış. Şimdi bu kendisi içeride bazı şeyleri deploy edecek ve bazı ayarlar yapacak. Ardından biz de bir takım ayarlar yapacağız. Evet, o hala running yapsın kendine. Tamam, süper. Şimdi arkadaşlar bu işlem bittikten sonra
Biz burada ana dizinde herhangi bir dosyayı da seçebilirsiniz burada. Direkt buraya tıklayıp arkadaşlar yeni bir folder yaratıp Unity diye bir tane proje klasör yaratmamız gerekiyor. Bu zorunlu arkadaşlar. Çünkü eklediğimiz kütüphane bunun altındaki projeye göre direktör edecek kendini. Export edecek birazdan. Adımları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık Unity kısmına gelebiliriz. Projeler diyorum arkadaşlar. Yeni bir proje seç diyorum. Birazcık bekletecek beni. 3 boyutlu bir proje oluştur diyorum. Nerede oluşturmasını istiyorum? Ben ne yapmıştım arkadaşlar? Masa üstünde Unity YouTube dedim. Burada Unity klasörünü seçiyorum. Ve ardından ne diyelim buna? YouTube Project diyelim. Ve create diyorum. Şimdi o birazcık beni bekletecek. Ardından birazcık bir proje oluşturacak. Bir demo bir proje oluşturacak. Biz de sizde bir demo bir uygulama yapacağız şimdi. Benim projemi yaratırken arkadaşlar ben de bir yandan size şeyi göstereyim burada. İlk başta ben burada çok zorlandım. Çünkü bayağı bir sayfa gezdim ve problemi çözemeyen de vardı. Bir yerde sadece bir kişinin bir yorumunu gördüm. Onu uygulayınca oldu bende de. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. Burada zaten adımları anlatıyor dikkat ederseniz arkadaşlar. Ben sadece işimizi kolaylaştırmak için bunu birazcık daha görselleştiriyorum. Ekstradan bir ayar daha yapacağım birazdan. Size de anlatıyor olacağım. Şimdi projemiz hala burada yaratılıyor. Ben fan sesinden anlıyorum çünkü arkada. Olsun kendi. Birazdan şimdi ekranı bana gösterecek. Süper. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken daha önce hiç Unity'yi kurmadıysanız Unity'nin de Android plugin'ini yani Android'in derlenmesi için gerekli plugin'i kurmadıysanız burada file'daki build settings'te Android size switch edilemeyecek. Download etmeniz gerekecek. Onu etmeyi unutmayın. Onu ettikten sonra işlemleri yapacağız. Bütün her şeyi yaptıysanız ve kurulduysa daha önce de switch platform diyorum şimdi ben burada. Birazcık bekletecek beni. Kendi skriptlerini uyguluyor arkada. Bir yandan da ben video kaydı yaptığım için normalde uzun sürüyor. Ama siz yaparken bu kadar fazla sürmeyecektir. Evet. Şimdi geçiş işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar ben her şeyden önce dediğim gibi benim daha önce burada videoya girmeden önce denediğim skripleri alacağım. Hazır bir şey yapmıyorum. Şurada bulabilirsem alacağım. Örnek projemdeki şeyleri alacağım. Siz de bunlara erişebilirsiniz arkadaşlar. Aslında bunu neden ben buradan aldığımı da söyleyeyim. Şunu ve şunu alacağım. İki sebebi var. Birincisi videoda zaman kaybetmemek açısından. Çünkü videonun odağının kaymamasını istiyorum. İkincisi siz de zaten ilgili kütüphanenin birazdan göstereceğim yerinden siz de erişebilirsiniz. Öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Siz de buradan yukarıdan repository GitHub derseniz arkadaşlar. Aslında neyi çektiğimi göstereceğim şimdi size. Burada example, Unity demo app, assets. Aslında burayı çektim arkadaşlar. Bunun içindeki editörü çektim. Çünkü birazdan anlatacağım şey benim ihtiyacım olan şey o. Şimdi örnek bir proje oluşturması amacıyla arkadaşlar. Birazcık beni o klasörleri attığım için bekletiyor.
Okudu. Okey. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ben buraya bir tane sahnemi sizin de şurada net görebilmeniz için birazcık büyüteyim. Şuraya sahneye arkadaşlar sağ tıklayıp bir tane küp atıyorum. Bunu siz kendi modeliniz gibi de düşünebilirsiniz. Hiç fark etmez. Küpe attıktan sonra scriptlerimde ben bir tane rotate şeyi yazmıştım arkadaşlar. Script'i yazmıştım. Bu rotate script'ini de açacağım birazdan ne olduğunu göstereceğim. Tutup küp script'imin içine bırakıyorum bunu. Bırakamadım. Pardon. Şuradan. Bunun içine bırakıyorum. Bu script'te ne var? Bu script'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Açayım. Yüklenen obje, burada bir tane şey var. Serialize field var. Bu vektör 3 boyutlu bir vektör kendisi. Başlangıçta 0'a 0'a 0. Daha sonra her çalışma zamanında zaman geçtikçe kendisine verilen değer kadar döndürüyor arkadaşlar. Normalde buraya bir nokta düşebilirsiniz. İşte bir mesaj döndürme protokolüyle bir dokundukça objeye bir mesaj da döndürebilirsiniz. Aslında şunun bir önemi yok. Yani şunu silebilirsiniz. Ardından ben public bir tane şey yazdım arkadaşlar. Bu demo uygulamada da var bu arada bu. Bir fonksiyon yazdım. Bu fonksiyona da girilen string olarak gönderilen değeri float'a çevirip yeni değeri o oluyor aslında. Neden string olduğunu da birazdan göstereceğim. Siz isterseniz string göndermeyebilirsiniz ama string göndermeniz bazı açılardan daha mantıklı. Şimdi bu rotate script'i ben zaten objeye bağladım değil mi? Bind etmiş oldum artık. Pardon, arkada kaldı. Nedendir? Kilitlendi bir anda. Şimdi ben daha sonra bakın burada bir yıldız var. Sahnemi kaydetmedim. Ctrl S ya da Mac'teyseniz Command S ile kaydediyorsunuz. Ardından File, Build Settings'e geri geliyorum. Android sekmesinde ben switch ettiğim için artık Player Settings'e tıklıyorum arkadaşlar. İlk defa açıyorsanız ekranın ortasında açılabilir. Ben sağ aldım. Şimdi burada birkaç ayar yapacağız. Öncelikle minimum pininizin 19 olduğuna dikkat edin. Çünkü bu plugin 19 minimumu 19 istiyor. Ardından buradan monodan IL2 C++'ı seçmem gerekiyor. Backend olarak. Şurada arkadaşlar grafik API'si olarak Vulkan seçilidir. Vulkan'ı kaldırmanız gerekiyor. Script Vulkan API'sini desteklemediği için daha doğrusu eklediğimiz komponent. OpenGL 2 ve 3'ü daha doğrusu 3'ü kensekli 2'yi eklemeniz gerekiyor Vulkan'ı kaldırıp. Bu dokümanda da yazıyor dediğim gibi. İsterseniz bunu editleyebilirsiniz bu arada paket ismi bu. Yani ilgili sizin içteki Unity projenizin paket ismi. Android package name'i. Ardından bizim bu işlemlerimiz bu kadar. Şimdi ben bir tane editör klasörü almıştım ya arkadaşlar. Aslında onun içerisindeki şu build şurada bir Flutter sekmesinin oluşmasını sağlıyor. Windows'ta çalışıyorsanız zaten üstteki segmentlerdedir o da. Daha sonra arkadaşlar burada export Android demeniz gerekiyor. Ama burada dikkatli size uyarıyorum. Bunu yapabilmeniz için size başta Unity'nin kurulumunda dediğim şeyi yapmış olmanız gerekiyor. Yani şuradaki bütün şeyler kurulu olması lazım. Hiçbir soru işareti sarı ünden falan olmaması lazım. Eğer bütün bu şeyleri yaptıysanız arkadaşlar buradan export Android diyorsunuz. O kendisini build etmeye başlıyor. Yalnız ben bunu yaparken bir işlem unuttum. Bunu da iptal edersem iptal edebilecek miyim? İptal ettim gerçi. Şunu söylemeyi unuttum. Sahnenizi buraya eklemeniz gerekiyor. Sahnenizi eklemeyi unutmayın. Yoksa boş bir proje açarsınız. Özür dileyerek tekrardan build etmeye geçiyorum. O tekrardan kendini build etmeye geçiyor arkadaşlar.
Bu build işleminden sonra Android klasöründe, Flutter projemizin Android klasörü altında bir Unity klasörü oluşacak arkadaşlar. Bir Unity editör klasörü oluşacak. Oradan derlediğini anlayacağız zaten kendisini. Aslında şu anda kendisi onu export ediyor. Bunu manuel de yapabilirsiniz. Eğer long term support kullanmıyorsanız bir yöntem daha var. Onu da söyleyeceğim. Bu işlem bittikten sonra. Bu en basit olan yöntem. Birinci yöntem. Yani bu script'in içerisinde bütün her şeyi otomatik yapmışlar. O birkaç tane dosyaya gidip gerekli düzenlemeleri yapıyor. Yalnız siz daha uyuşmaz bir versiyondaysanız, long term support değilseniz yani kullandığınız versiyon, siz bunları elle yapıyorsunuz. 3-4 tane dosyada düzenleme var aslında. Tabii bu anlattıklarım sadece Android için geçerli. Şu an anlattıklarım. iOS için gerekirse ikinci bir video yaparım arkadaşlar. iOS'ta da gerekli düzenlemeleri anlatırım. Burada biraz bizi bekletecek. Evet, şimdi kendisi export verdi arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bakalım bir ne yapmış. Hatta ben şuradan Director'dan bakayım ki daha net göstereyim size. Normalde gördüğünüz gibi bizim YouTube projemiz buradaydı. Android sekmesine bakıyorum. Burada bakın Unity Library diye bir şey yapmış. Burada da çeşitli şeyleri derlemiş. Şimdi bir de bizim ekstra olarak ne yapmamız gerekiyor? Bakın mesela bunu kendi içerisinde build gradle'a gidiyorum. Minimum SDK'im 19, target'ım 29 diyor. Ancak benim normal yarattığım projenin gradle'ına bakıyorum. Kendisininki 16. Bunu hemen 19'a alıyorum. Çünkü zaten almazsam bana hata verecek. Ardından source'daki main'in içerisinde Android manifest dosyam var arkadaşlar. Buraya gelip bir ekleme daha yapmam lazım. Kendisi de isterseniz buradan da bakabilirsiniz. Example'ın içerisinde Android klasörüne giderseniz aynı şekilde source main Android manifest. Bu manifest dosyasının içerisinde arkadaşlar şurada bakın şöyle bir aktivite ekranı var. Bu aktivite ekranı aslında arkadaşlar sizin Unity uygulamanızın Flutter içerisine gözükmesi için yani aktivite olarak çağrılabilmesi için gerekli olan bir şey eklemedir. Bilginiz olsun. Bunun dışında artık projem hazır. Peki ben bu widget'ı nasıl göstereceğim? Şu şekilde bir demo uygulaması yapmışlar orada da açıkçası çok hoşuma gitti. Ben de size zaten bundan örnek verdim. Şurada birazcık aşağı iniyorum arkadaşlar. Manuel yöntemi de göstereceğim ben bu arada. Şöyle kusura bakmayın inemedim. Şu communicating with from Unity dediğimiz projede, yani şu iki tane örnek proje var. Biri bu. Projeyi alıyorum şimdi arkadaşlar. Şu şekilde. Ardından buraya geliyorum. Benim ana main dart'ıma gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ekliyorum. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Projeyi çalıştırmadan önce bir şu şekilde çalışma şekli. Aslında şurada şeyde görüyorsunuz. En yukarıda olan demo o aslında arkadaşlar. Şu kendisi. Burada ne yapıyor? Kabaca anlatacak olursak. Bir slider eklemiş ve slider aslında arkadaşlar set rotation speed diye bir değeri güncelliyor. Kendisi her güncellediğinde Unity Widget Controller'ına bir post mesaj atıyor arkadaşlar. Post mesajda 3 tane parametre var. Üzerine geldiğimde göstereyim istiyorsanız. Şurası sizin mesajınız. Yani şöyle düşünün. Fonksiyon, fonksiyonun parametresi, fonksiyonu tetikleyen game object şeklinde yazılmış bu. Buradan mesela bizim küp şuradaki bizim projemizin normal şeyiydi, ismiydi, objemizin ismiydi. Bizim bu objemizin içerisinde bu rotate script'imizin içerisinde ne vardı arkadaşlar? Bizim de kendi içerisinde set rotation speed'imiz vardı ve içinde string message diye bir şey alıyordu.
string olarak arkadaşlar. Burada da string yazmış kendisi. Bunun içerisine de string'i nereden gönderiyor? Buradan gelen değeri string olarak yansıtıyor. Dediğim gibi dinamik olduğu için siz string de yazmayabilirsiniz ve 0 ile 20 arasında da belirlemiş bu slider'ın limitini de. Şurada da arkadaşlar şeyler var. İşte mesajlar veriyor. İşte ulaştığında mesela Unity mesajları veriyor. Unity'de tarafında da içeride bir print ya da debug log filan yazdıysanız onları da gösteriyor bu aynı zamanda. Onun dışında bir hata olduğunda da burada listelenmesini sağlıyor. Şimdi bütün her şey tamamsa arkadaşlar videoyu burada bir durdurup ben şimdi sizi canlı olarak cihazımda derleyeceğim. Birazcık beklettim sizi arkadaşlar, kusura bakmayın. Sağ tarafta şu an Let's View uygulaması yardımıyla canlı olarak benim cihazımı görmektesiniz. Ve şu an bakın debug modunda çalışmakta uygulama. Hemen size gösteriyorum şu an. Mesela canlı olarak bir değişiklik yapıyorum. Şu an size gözükmemesinin sebebini... şu an tamam. Şu an mesela birazcık gecikmeni geliyor. Ama mesela şu an ben yaptığım her değişiklikte arkadaşlar cihazda yer alıyor kendisi. Değişiklikleri hemen uyguluyor. Bu sayede siz de çalışmasını sağlayabiliriz. Biraz size gecikmeni geldi. Wireless yoluyla bağlandığı için muhtemelen. Bu şekilde mesela tekrardan şu an ben mesela sıfıra çektim. Şimdi birazdan gelecektir. Buraya da yansıyacaktır. Gecikmeli geldiği için dediğim gibi kayıt yaptığı için bir yandan da muhtemelen geç geliyor. Evet. Mesela bu şekilde değişiklikleri yaptığımda da sürekli zaten burada kendi şey yapıyor gördüğünüz gibi. Hatta burada arattırdığınızda kübün normalde rotasyonunu da şey yaptığını değiştirdiğinde bir yerlerde söylüyor. Baktığınızda bu şekilde burada da inceleyebilirsiniz. Aldığı değerleri falan da söylüyor. Şimdi bu dediğim gibi en basit yöntem, yani en pratik yöntemi diyeyim, daha doğrusu en basit yöntemden ziyade bu bir örnek uygulama. Yani diyelim ki siz mesela şey yapmanız arkadaşlar, şuradaki bağlantıyı keseyim. Diyelim ki oldu da long term support'unda çalışmıyorsunuz ve siz bir şekilde şey yapamadınız. Export edemediniz. Bu muhtemelen patlayacak zaten. Böyle durumda şunu tavsiye edeceğim arkadaşlar. Bayağı araştırdım bu konuda. Burada da şöyle bir yönteme gidiyorlar. Şuradaki export project'i seçiyorlar arkadaşlar. Sadece export diyorlar projeye. Şimdi normalde siz bunu Android'e switch ettiğinizde bu seçili değil arkadaşlar. Script bunu yaptı az önce. Bir script'i çıkarttığımız için export project'i seçti kendisi. Çünkü arka tarafta bunu yapıyor. Sadece export derseniz de arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Sadece export dediğinizde de şu Unity Library içerisindeki şey var ya, yapı var ya. Bunun aynısı çıkacak arkadaşlar. Aynısı çıktıktan sonra gelin isterseniz bir şeye bakalım. Build'e bakalım. Bir de sayfaya geri dönüp size yaptığını söyleyeceğim. Aslında tek yaptığı şu arkadaşlar. Bir klasör yaratıp çıkardıktan sonra kendisi. Bakın şu aslında şu fonksiyonu tetikliyor. Kendisi Unity Library diye bir klasörün altında yaptığı şu. Birazdan şunu anlatacağım size. Burada aslında bu kendi içerisinde, Android'in kendi içerisindeki build Gradle'a gidiyor. Oraya gidip application yerine library yazıyor. Ondan sonra bir tane bundle diye bir tane sekme açıp arkadaşlar bunları ekliyor. Manifest dosyasına girip ilgili application şeyini ekliyor arkadaşlar. Bunların hepsini aslında kendi yapıyor. Burada da zaten arkadaşlar şuraya geldiğinizde burada manual steps diye bir adım var. Android için konuşuyorum şu an. Oldu ki çıkartamazsanız diyor. Normal diyor, export edin diyor. Unity'nizi diyor. Unity'deki şeyinizi diyor. Projenizi diyor. Ve ardından diyor kendiniz diyor. Çıkan segmentin altında Android'in içinde bir klasör oluşturun arkadaşlar. Onun da ismini de Unity Library verebilirsiniz. Aynı bunun kendisinin export ettiği gibi.
Ardından bu iki seçeneği ekliyorsunuz. Bakın Settings Gradle'ın içinde. Hatta size bizim projede çıkan Settings Gradle'dan örnek verelim. Bakın bu değil. Kendisi bu Unity'nin açtı. Bakın Android'in Unity Library'sinin içerisindeki bakın pardon Android'in Android klasörünün Settings Gradle'ına gidiyorum. Bakın Unity Library'nin şeyi var burada. Ardından bakıyorum. Diyor ki app'ın içindeki build gradle'a git diyor. Söyleyemedim kusura bakmayın. Burada da gerekli eklemelerin olduğu bir yer var. Şurası. Hatta burada iki kere yazılmış. Yani hatta uygulama hata bile yapmış o kısımda. Ondan sonra burada Unity Export aslında eskiden plugin'in Unity Library değil mi? İşte Unity Export'muş. Burada sizin kafanızı yanıltmasın arkadaşlar. Burada gerekli gene kendi içerisinde gradle'larını yazıyor burada. İmzalama türlerini yazıyor. Burada çıkarmamış bunu ama isterseniz buraya siz ekleyebilirsiniz. İmzalarken uygulamayı şey yapabilir, release versiyonu çıkarırken sorun yaratabilir. Dediğim gibi en sonunda manifest dosyasına gidip bizim örnekten çekerek yazdığımız arkadaşlar source'un içerisinde, main'in içerisindeki şunu yazdırıyor ki bunu da kodda da yazdırıyor buradan gördünüz. Dediğim gibi en son işe yaramazsa arkadaşlar 50 onu da yapabilirsiniz. Bu sadece işinizi kolaylaştıran bir şey. Ekstra da bir şey yaptığı yok. Son olarak diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenirseniz like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız ufak böyle küçük uygulamalar tarzında ufak Flutter'la ilgili ya da diğer dillerle ilgili bilgiler hakkında. Bir de beğenirseniz ve isterseniz bunun iOS için halinde yazabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.